Sayın seyirciler, 22 yaşındaki ODTÜ son sınıf öğrencisi Dilara Alkan 10 yıl önce ilkokul öğrencisiyken cinsel istismara uğradığı sınıf öğretmenine 6 arkadaşıyla birlikte dava açtı. Ve o dava 2,5 yıl sürdü. Sonunda tacizci öğretmen tam 87 yıl hapis cezası aldı. Daha ilk sınıfa girdiğim günden itibaren istismara uğradım. Masanın yanına ödev bahanesiyle çağırıp bir takım yerlerimizi okşama tarzında bir davranıştı. Daha çocuk yaştayken öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradı. 10 yıl sonra hukuk mücadelesi başlattı, kazandı. Tacizci öğretmenin 87 yıl hapis cezası almasını kendisi gibi mağdur 6 arkadaşıyla birlikte sağladı. Bir kişiye verdikleri ceza 12 yıl 6 ay ve bu 7 ile çarpıldığında ben de dahil 87 yıl 6 ay gibi bir ceza. İlkokul 4. sınıfta başladı yaşadığı kabus. Kendisi gibi tacize uğrayan başka arkadaşları da vardı sınıfta. Ama çocuk yaşta bir şey gelmedi elinden. Ailesine söyledi, o da işe yaramadı. Ailem ilk önce bir şaşırdı. Hani bir tepki verdiler aslında, ben de anlamadım neden tepki verdiler o kadar. Hani Dilara emin misin? Belki seviyordur sadece. Bak hocalar böyle şeyler yapmaz. Sadece okuldan atıldı o öğretmen ama olayın üstü kapatıldı. Ta ki 22 yaşına gelip bir üniversite öğrencisi olana kadar. Psikoloji okuyorum bu arada. Kitapları okumaya başladığımda hani cinsel istismarım ve bunun çocuğun üzerine etkisini gördüğümde aslında benzer şeyleri hissettiğimi fark ettim o istismar sonrasında. Ve dedim ki bunun çözümü bunu kapatmak değil, daha çok üzerine gitmek. Kimseyi dinlemedi, 10 yıl sonra bir dilekçe yazdı. Şikayetçi oldu ilkokuldaki tacizci öğretmeninden. Aynı iğrençliğe maruz kalan diğer arkadaşlarına da ulaştı. Hepimize yapıyordu, kız arkadaşlarımıza, diğer erkek arkadaşlarımıza da şiddet uyguluyordu zaten kendisi. Bir ayrım vardı, cinsiyet ayrımı. Arkadaşlarımın da beyanlarıyla aslında kazandık. Tutarlı söylediğimiz sözlerle bu dava kazanıldı. Kadın örgütleri de destek verdiler. İzmir Barosu'ndan gönüllü bir avukatın da desteğiyle dava süreci başladı. Hey, yalnız değiller, benim gibi bir sürü insan olduğunu biliyorum. Ben buraya altın tepsiyle verilmedi bu sonuç bana. Gerçekten mücadele ettim, gerçekten yıprandım. Yılmadı, pes etmedi ve kazandı. Benzerlerini yaşayan tüm kadınlara cesaret verici bir karar çıktı mahkemeden. O çocukken bana yapılan haksızlığı, o masum Dilara'nın kandırılmasını, şu an cezasını yetişkin Dilara verdi. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buradayız ve hep beraber mücadele etmek için varız. Hiçbir çocuk ve kadın kendisini yalnız hissetmesin.